Dışişleri Komisyonu bünyesinde kurulan Yurtdışı Türkler ve Akraba Komisyonu Başkanı AK Parti İstanbul Milletvekili Zafer Sırakaya Meclis Televizyonu'na çalışmalarıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. 1960'lı yıllarda çok sayıda Türk vatandaşının Avrupa ülkelerine işçi olarak gittiğini hatırlatan Sırakaya, bu vatandaşlarımız hiçbir zaman Türkiye ile bağlarını koparmadı dedi. Komisyonun kuruluşunun üzerinden henüz 2 ay geçmesine rağmen önemli işler yaptığını söyleyen Sırakaya, yurt dışında yaşayan vatandaşların sorunlarına çözüm üretmek amacında olduklarını belirtti. Yurt dışında yaşayan yaklaşık 5 milyon aşkın vatandaşın çalıştıkları ülkelerin ekonomisine önemli katkılar yaptığını ifade eden Sırakaya, alt komisyonun çalışma yöntemi hakkında bilgiler verdi. Yurt dışında yaşayan herkesin bulunduğu ülkenin ana dilini bilmesi gerektiğinin altını çizerek, bu işçi statüsünde yaşayan insanlarımız veyahut da Avrupa'ya göç eden birinci generasyondan Avrupa'da yaşamakta olan ikinci generasyona, artık üçüncü generasyona baktığımız zaman Avrupalı Türk toplumun varlığını görüyoruz. Birinci generasyonu ifade edecek olursak, onlar gittiklerinde belki geçen okumuş olduğum bir kitaptan da örnek vermek isterim. İki tane saatleri olan, bir tane çalar saatleri yaşamış oldukları ülkenin saatine göre ayarlayan ama kolundaki bulundukları saatlerini her zaman için Türkiye'ye göre ayarlayan ve Türkiye ile yaşayan bir nesil idi. Artık üçüncü generasyona baktığımız zaman ise yaşamış oldukları toplumda sadece işçi statüsünde olan değil, her ne kadar bugün anayasamızın 62. maddesi yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız diye değil, yurt dışında çalışan vatandaşlarımız diye başlasa da artık üçüncü generasyon yaşamış olduğu toplumun her alanında var olan siyasal, sosyal, kültürel alanda var olan, toplumun her kademesinde etkin bir şekilde görev alan, müteşebbis bir anlayışla 500 bin kişiye sadece Almanya'da istihdam üreten, bulunmuş olduğu ülkenin gayri safi milli hasılasına çok ciddi katkı sunan bir konuma evrilmiş durumda. Tabii bu vatandaşlarımızın da hem yaşamış oldukları ülkelerde bazı sorunlarla karşılaşıyorlar. Bildiğiniz üzere son dönemde özellikle Avrupa ülkelerinde artan xenofobi, İslamofobi, ayrımcılık, dışlama başta olmak üzere her türlü zorluğun beraberinde getirmiş olduğu bir süreç var. Ama bu vatandaşlarımızın aynı zamanda ana vatanlarıyla, Türkiye ile ilgili baktığımız zaman da bazı sorunlar olduğunu görüyoruz. Mavi kart bunların başında gelen bazı sorunlarımız oluşturduğu bir alan olmuş oluyor. AK Parti İstanbul Milletvekilimiz, Dış İlişkiler Komisyon Başkanımız Sayın Volkan Bozkır Bey'in vermiş olduğu teklifle birlikte Dışişleri Komisyonu bünyemiz içerisinde Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Alt Komisyonu oluşturulmuş durumda.